Sınavlar 5. sınıf Türkçe 1. dönem 2. hazırlığı hazır mısın evladım? Hazır değilim hocam, o yüzden buradayım zaten. Harika, hazır olmayabilirsin ama şimdi sana çok güzel bir yazılı provası hazırladık. İlk başta yazılının konularını sana güzel bir özet geçeceğiz. Bununla alakalı açıklamada PDF'imiz var, onu da indir, yazılı konularını görmüş ol. Ardından da Milliyetin Bakanlığı kazanımından uygun ve okuldaki hocalarımızla yaptığımız görüşmelerle bağlantı olarak süper bir yazılı provası hazırladık. Yazılı provasına hazır mısın evladım benim? Ona hazırım hocam. Ha, ona hazırsan yazar. Şimdi başlayalım. Burada şu çok önemli. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Bazı konularda eksik kalmış olabilirsin. İlk yazıda istediğin notu almamış olabilirsin. 99 almış olabilirsin. 98 almış olabilirsin. 100 alamamış olabilirsin. Sıkıntı yok. Ama şimdi inşallah çok güzel bir şekilde konuyu tekrar edeceğiz. Ve sonrası sınavdan güzel bir notu cumhurlop kapacağız. Birincisi, ikinci yazılı konularımıza odaklandığımızda deyimler, atasözleri ve özdeyişler, cümlede anlam, parça anlam ve ses bilgisini görüyoruz. Son derece kolay konular ama bilmezsek veya birazcık tekrar etmezsek gözümüzden kaçabilecek konular. İlk yazılı konusu, bunları siyah yazdık, bunlar mazide kaldı. Kökler ve bekler var. Bunları da değineceğiz. Şimdi bilmemiz gerekenler nedir? Birincisi, deyimler asla ve asla değiştirilemiyordu. Yani işte burun kıvırmayı sen burun koparmak diyemezsin. Kelime değiştiremezsin bir. Atasözlerinde kelime bile değiştiremiyorsun. Çekimleyemiyorsun bile. Mesela burun kıvırıyor, burun kıvır diye deyimlerde değişiklik yapabilirken atasözlerinde damlaya damlaya göl olmuş, damlaya damlaya göl olsa diyemezsin. Damlaya damlaya göl olur şeklinde net kullanman lazım. Özdeyişler ise söyleyeni belli olan sözler. Bunları zaten daha çok anlamları üzerinden gidiyorlar. Bir de atasözlerinde şöyle bir şey var. Hem gerçek hem mecaz ya da sadece mecaz anlamı katan atasözleri var. Mesela bugünün işini yarına bırakma atasözü sadece gerçek anlamında. Dost ile ye iç alışveriş etme sadece gerçek anlamında. Ama işte sakla samanı gelir zamanı esasında burada bir mecaz anlam var. Veya denize düşen yılana sarılır tamamen mecaz bir anlam var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz bir mecaz anlam taşıyor. Niye? Çünkü o söz itfaiyeciler için söylenmemiş. Orada bir mecazi anlam var. Ama tabii gerçekten de ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İşte atasözlerinde sana bu tarz anlamları vurgulayabilirler. Buna dikkat etmelisin Tonguç evladım benim. Cümlede anlamda ise ilk başta sana bir cümleyi verip bunun anlamını soracakları gibi neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç, özel ve nesnel cümle mantığıyla alakalı da sorular gelir. Neden sonuç cümlelerinde bir nedenden dolayı bir sonuca ulaşıldığını, amaç sonuç cümlelerinde bir istek, bir plan, bir hedef, bir amaç olduğunu, koşul sonuç cümlelerinin ise adeta bir anne cümlesi olduğunu. Ödevini bitirirsen dışarı çıkarsın gibi böyle çok hani anneler bize net bir şekilde şart koşul verirler. Net bir şey ya. Aynen, bu tarz koşul cümleleri de koşul sonuç cümleleri. Ödevini bitirirsen çıkarsın, bitiremezsen çıkamazsın. Tarzdaki cümleler koşul sonuç cümleleri olacak. Özel cümlede yazar ya da cümleyi yazan kişi duygularını katacak, kişisel düşüncelerini verecek. Ama nesnel cümlede yorum yok, kişisel düşünce yok. Şimdi gelelim parçalı anlama. Parçalı anlamda ana düşüncemiz var Tonguç. Ana düşünce düşüncelerin annesi. Sevgiyle karşılıyor onları. Yardım düşünceler onun çocukları onları alıyor yanına ve ana düşünce oluşturuyor. Ana düşünce veyahut da ana duygu soruları şu köklerle bulunur. Bu parçada asıl vurgulanan nedir? Asıl anlatılmak istenen nedir? Bu parça yazar neyi amaçlamıştır? Denildiği zaman diyeceksin ki burada ana düşünceyi soruyor. Okuyacaksın parçayı ve diyeceksin ki ya adam bunu niye yazmış? Bunu bana yazma sebebi nedir diyeceksin ve bulmaya çalışacaksın. Ama konuya baktığımızda yazar neden bahsediyor? Yani bunun konusu ne ya? Neden bahsediyor? Amacı falan değil. Konusu ne? Bu mesela bu dersimizin konusu ikinci yazılı, birinci dönem ikinci yazılı Türkçe. Tamam. Ama amacımız ne? Sizin sınavdan iyi not almanız. Dolayısıyla çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz lazım bizi diyoruz. Ve böyle çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Amaç başka, konusu başka. Parça oluşturma, parça tamamlama, geçiş ve bağlantı ifadeleri dediğimiz kısım ise parçada yapıyla alakalı. Mesela bir paragrafın ilk cümlesi vardır. Sonrasında biraz ilk cümleden sonra bir açıklamalar olur ve sonrasında gelişme devam eder. En sonunda da özetleyen bir sonuç olur. Şimdi şunu çok iyi bilmemiz lazım Tonguç'um. Giriş cümlesinde asla bu yüzden, bu durum gibi ifadeler olmaz. Yani bu diye başlayamaz. Niye? Çünkü bu ne bu'su ya? Bundan önce bir şey anlatmışsın ki demek ki bu diyorsun. O zaman burada giriş cümlesi bunların olmayacağını bileceksin. Veyahut da ama diyorsa artı cümleden eksiye veyahut da eksi cümleden artıya geçmeli. Mesela Tonguç çok çalış çok dangozdur. Efendim hocam. Ama diyorsun. Bak şimdi dangoz kötü bir şey ama dedikten sonra artık olumlu bir özelliğini söyle. Tonguç çok dangozdur ama efendi bir çocuktur diye olumlu geçmeli. Veyahut da Tonguç çok zekidir artı bir cümle ama çoğu zaman tembellik eder dediğimizde bu sefer eksi bir ifade koymamız gerektiğini bilmelisin. Yani sana bir parça verip ama ile bitirip devamına ne gelecek derse olumludan olumsuza, olumsuzdan olumluya geçmen gerektiğini unutmamalısın. Ses bilgisi ise lezizül azizül lokum bir konu. Yani gerçekten bu konuyu öğrendiğinde ağzında böyle bir yapış yapış şeker tadı kalacak. Niye? Ses bilgisi esasında kelimenin köküyle alakalı. Yani sen kelimenin kökünü biliyorsan mesela diyelim ki
çocuğa dediğinde bu kelimenin kökü çocuk ya, buradaki K'nin R olduğunu bileceksin. Böyle kolay bir örnek de sorabilir. Veyahut da işte oynadı der, bu kelimenin kökü oyundan oynadı, buradaki U'nun düşüğünü de sorabilir. Veyahut da işte ne bileyim saçları ağardı der, buradaki ak yani beyazdan, aktan ağarmaya da sorabilir. Şu iki tane yıldız koyduklarım zor örnek olmuş olur, çocuğa basit olmuş olur. Veyahut da işte çoğaldı der mesela, sen çoktan çoğalmak olduğunu bilmen gerekir. Demek ki kelimenin köküne baktığın zaman ses değişimi, ünlü harf değişimi varsa veyahut da ünsüz harf değişimi varsa adını bileceksin. Ünlü düşmesi buradaki oyundaki U'nun düşmesi gibi. Ünlü daralması mesela izliyor demiyorsun da izliyor diyorsun. Niye? Daralmış. Ünsüz benzeşmesi ağaç da değil de ağaç da diyorsun. ÇT birbirine benzeşmiş. Ünsüz yumuşaması çocukka değil de çocuğa diyorsun. Veyahut da çok kaldı değil de çoğaldı diyorsun. Bu da yumuşama oluyor. Ünsüz türemesi ise his etmek yerine hissetti diyorsun. Af etmek yerine affetti diyorsun. Onlar da ünsüz türemesi oluyor. Tonguç evladım benim. Şimdi bir sorumuz var. Güzel bir soruyla yazılımıza başlayalım. Bu yazılımıyla alakalı konuların açıklamasının olduğu PDF'i de mutlaka videomuzun açıklamasından ulaşmaya çalışacağım. Şimdi bu metinde Yunus Emre ile ilgili asıl anlatılan nedir demiş. İnsanın olgunlaşmasında, duygu inceliğine erişmesinde sevginin ve hoşgörünün yeri tartışılmaz. En derin, en geniş, en anlamlı ifadesini yetişmiş ve kendi benliğini aşmış insanda bulan sevgi ve hoşgörü kavramları Yunus Emre'nin şiirlerinde de temel öğreti olmuştur. Ondaki sevgi bir damlacık sudan okyanuslara ulaşmıştır. O herkesin gönlünü sevgiyle onarması gerektiğini ve herkese karşı hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini savunmuştur. Bu yüzden de herkesin yüzünü sevgiye ve hoşgörüye çevirmiştir. Git ne olursan ol yine git. Hayır öyle bir şey demiyor. Onu Mevlana diyor. Gel ne olursan ol yine gel diye. Ne olursan ol yine git diye bir şey yok. O sevgisizlik. Niye insanlara git diyorsun? Gel demen hayır, lazım. Hayır öyle bir laf duymuş. Ha geldi hocam pardon. Gel öyle bir şey yok evladım. Ne olursan ol gel diyor Mevlana. Bizim öğretmenimiz de git ne olursan ol yine git diyor. Gelme başıma git diyor. Başıma. Öyle bir şey yok. Bak mesela Yunus Emre diyor ki yaratılanı severim, yaradandan ötürü. Yani yaratılan her şeyi ben Allah yarattığı için severim diyor. Sevgi dolu bir insan. İşte bu yüzden bu parça asıl anlatılan Yunus Emre'nin, bir kere cümlemizin içinde Yunus Emre olacak. Yunus Emre şiirleriyle insanları sevgi ve hoşgörü yönlendirmiştir. İnsanları niye zaten son cümlede sevgi ve hoşgörüye çevirmiştir diyor. İnsanları sevgi ve hoşgörüye yönlendirmişse diyebilirsin. Şimdi burada şu çok önemli Tonguç evladım benim. Paragraflarda ilk cümlede bazen nesnel yani böyle yorum katılmamış cümle varsa ana düşünce verilebilir. Ama asıl anlatılan nedir diyorsa genellikle paragrafın son cümlelerine doğru adam asıl anlatmak istediğini söyler. Çünkü bir şeyler anlatır ve en son artık kapıyı kapatırken, filmi bitirirken, işte dersi bitirirken hani en son vurgulamak istediğini söyleriz ya, bakın bunları iyi çalışın deriz ya. Buradan paragrafı bitirirken son cümlede asıl anlatılmak istediğini söyler ve kaçar. Dolayısıyla sen de paragrafın içindeki son cümleye dikkat etmelisin. Tonguç evladım benim. Şimdi gelelim yeni bir soruya. Yine bir anlam bilgi sorusu. Bu şiire hakim olan duygu nedir demiş. Cümle dertler tükenir bir gün. Türkiye'm gök maviliğince rahat. Rüzgar gibi savruluyor harmanlar. Çalmak üzere özlenen saat. Burada bak özlenen saat diyor. Çalmak üzere diyor. Dertler tükenir bir gün diyor. Gök maviliğince yani gök mavi demek güzel günler gelecek diyor. Dolayısıyla burada şiire hakim olan duygu umut diyebiliriz Tonguç evladım benim. Şimdi gelelim aşağıdaki ses olaylarını bulalım demiş. Bak az önce verdiğimiz örnekleri burada da bir kez daha söylemeye çalıştık. Mesela yalnız yalından yalnız olduğu için yalın sözcüdeki ı düşmüş ve yalnız olmuş diyeceksin. Ve buraya ünlü düşmesi yazacaksın Tonguç evladım benim. Niye? Çünkü ünlü düşmüş. Daracıkta ise darcık değil de daracık demişsin. O zaman burada araya ünlü harf girmiş, ünlü türemesi diyeceksin. Ufacıkta ise ufak kelimenin kökü ama düşmüş. O yüzden burada da ünsüz düşmesi var diyeceksin evladım benim. Taraftar dediğimizde bak taraf dar diyeceğine taraftar demiş. Burada da ünsüz benzeşmesi veya diğer bir deyişle sertleşme vardır diyeceksin evladım benim. Benzeşmede şuna dikkat et. Mutlaka iki tane sessiz harf yan yana gelmeli. FT, ÇT, MT gibi. Mesela bilhassa sayılarda çok olur bu. Şuraya yazalım hatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyelim. Mesela sınavda bunu sorabilir hoca. Yazın kurallarını da sorabilir. 1D dersin, 2D dersin, 6'da, 7'de, 8'de, 9'da, 10'da diye devam eder Tonguç herhalde. Ama 3, 4, 5'e dikkat edeceksin. Niye? Burada 3T, 4T, 5
T demen gerekiyor. Çünkü bunlarda ünsüz benzeşmesi oluyor. Bunu bilmemiz lazım. Çoğaldı sözcüğüne baktığımızda kelimenin kökü çok. Çoktan çoğaldı olduğu için burada K, G de yumuşamış. O yüzden ünsüz yumuşaması diyeceksin. Niye? K ünsüz bir harf. Benzemiş de bu çok zor bir soru. Bunu yapabiliyorsan gerçekten helal olsun sana. Burada da kelimenin kökü beniz. Hani soluk benizli veya işte koyu benizlileriz ya, tenli yani. Benizden benizemek. O yüzden burada da ünlü düşmesi vardır demen gerekiyor. Tonguç evladım benim. Veya hece düşmesi. Yiyeceğin köküne baktığımızda ise yemek. Yemekten yedi diyorsun ama yemekten yiyecek demiyorsun da yiyecek diyorsun. Dolayısıyla burada ünlü harf yani E harfi İ gibi daralmış. E genişken İ dar olduğunu bilmen gerekiyor. Ağaca baktığımızda ise kelimenin kökü ağaç. Ç, C diye yumuşamış. O yüzden burada da ünsüz harf yani Ç harfinin yumuşadığını C olduğunu bileceksin. Ünsüz yumuşaması. Bununla alakalı sınıf anahtarımızda çok detaylı videolar var. Mutlaka bunları izlersen konuyu çok iyi anlarsın. Tonguç Erdem. Geldik yeni bir soruya. Kök ve ekleri gösteriniz demiş. Zaten ses bilgisi kök bilgisi. Sen kökleri yaparsan ses bilgisinde de çok rahat edeceğini söylemiştik. Birinci yazılı konusu olan buradan da hoca sorabilir diye böyle bir soru sorduk sana. Büyüklerin kökünü söyleyeyim mi hocam? Söyle adım. Büyü. Aferin. Harikasın. Büyümek. Dolayısıyla büyümekten... Hayır büyü yani cinci hocalar falan hocam. Ne diyorsun oğlum? Sihir manası. Hayır. Evet. Büyümek bak. Büyümekten büyük K yapım iki almış. Sonra lerler çokluk iki almış bak. Buradaki büyüğün altına yapım eki yazıyorum. Y-E. Lerin altına da Ç yazıyorum. Simitçinin kökünü söyle hocam. Söyle. Sim. Ne diyorsun? Kızlar suratlarını atıyorlar sim yani atıyor. Yani ne alakası var, saçmalıyorsun. Simle simitin ne alakası var, onu yiyoruz mu? Yani kelimenin anlamıyla bağlantılı olacak. Mesela şöyle düşün. Ağaçlar sözcüğünün köküne A yani örümcek A diyemez. Örümcek A'dır. Alakası yok. Veyahut da A da diyemezsin. Köy A'sı da diyemezsin. Bu kelimenin kökü ağaçtır. Buna dikkat edeceksin. O zaman simitçi niz diyorsun. Buradaki simitten simitçi, isimden isim. Yapım eki. Yapım eki. Niz de yine sizin simitçiyeniz. İyilik eki olduğu için çekim ekidir. Muhteşem bir zekaya sahip olmuşum. Şu anda gerçekten beyninden bilgi fışkırdı ve kağıt ıslandı resmen. Beynimdeki uğurları temizledim hocam buraya gelmeden önce. Aferin. Güzel bir temizlik yapılmış. Oynadıya baktığımızda. Oy Eminem nedir bu güzellikler? Nedir bu güzellikler? Parmağınızda. Oğlum kafayı yedi bir anda. Gerçekten travmaya girdi. Hocam ders gerçekten ağır geldi. Kusura bakmayın. Türkçe ağırdır. Ne alakası? Çok basit bir ders. Sadece bir anda eğlence, dans istedin. Bir düğüne gitmen lazım senin. Oynadıya baktığımızda kelimenin kökü oyun yani isim Tonguç evladım benim. Bu arada bunun kökünün fiil kök, bunun kökünün isim kök, bunun da isim kök olduğunu bilmen lazım. Oyundan oynadı diyoruz. A yapım eki var. D, dili geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman çekim eki olduğunu bileceksin. O zaman buraya da yine YE yazıyorum ve fiil çekim ekini yazıyorum. Başlamışa baktığımızda kelimenin kökü baş. Baştan başlamak isim. Dolayısıyla bunun kökü la yapım eki almış ve mış diye duyulan geçmiş zaman çekim eki almış diyeceksin. Buraya yazıyorum yapım eki ve çekim eki. Devam ediyoruz. Tanışacağa baktığımızda tanımak fiilin kökü. Tanımaktan tanışmak olmuş. Dolayısıyla bunun köküne fiil diyoruz. Ve devam ediyoruz. Tanımaktan tanışmak yapım eki. Ecek acak fiil çekim eki diyoruz. Dolayısıyla buraya şeyin altına yapım eki. Ecek acağın altına da çekim eki yazmamız yeterli. Bilgisize baktığımızda bilmekten bilgi. Dolayısıyla buna da köküne fiil diyoruz. Bilmekten bilgi dedikten sonra bilgisiz de yine bir yapım eki. Dolayısıyla bu iki tane yapım eki almış. Bilmekten bilgi ve bilgiden bilgisiz. Bilmekten bilgi fiilden isim yapan yapım eki. Bilgiden bilgisiz ise isimden isim yapan yapım eki. Yorucuya baktığımızda ise Tonguç'um yormaktan yorucu. Yormak kökü fiil Tonguç evladım benim. Yormaktan yorucu diyorsun. İsimden pardon fiilden isim yapan bir yapım eki var. Dolayısıyla buraya da Y yazıyoruz ve geçiyoruz yeni bir soruya. Oh be. Bu metinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Oo. Güneş yavaş yavaş yatmaya hazırlanıyordu. Uykusu gelmiş herhalde. Akşamın sisi ince bir tül gibi çevremdeki uçsuz bucaksız ovayı örtüyor ve güneşin ısıltısını kesiyordu. Bulutlar aceleyle birbirlerinin yerini kapma mücadelesi veriyordu. Ağaçların yaprakları ışırdarken yeşili yavaş yavaş hüzünle siyaha dönüyordu. Şimdi burada resmen bir betimleme yapmış adam. Adeta gözümüzde bazı şeyleri canlandırmış. Bu betimlemeden dolayı biz zihnimizde bir şeylerin canlandığını gördüğümüz için burada tasvir, varlıkların ayrıcı özelliklerine anlatıldığı betimleme vardır diyebilirsin Tonguç evladım benim. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Diyor ki yukarıda metinde yer alan ses olaylarını belirtiniz. Şimdi ses olaylarını beraber bulmaya çalışalım. İlk başta ses olayında şuna dikkat edeceğiz. Ünlü harfler yani A,
İşte E, I, I, U, Ü, O, Ö'yü bileceğiz. Şimdi bu A, O, I, U nedir? Kalın. E, Ö, İ, Ü ince. Bunu bileceksin. Bunların ünlü uyumunu sorabilir hoca sana. Mesela güneşte büyük ünlü uyum var. Niye? Ü'den sonra E gelmiş. Yani inciden sonra ince gelmiş. Kalından sonra kalın gelmiş. İşte ya hazırlanıyordu da büyük ünlü uyum var. Niye? Kalından sonra kalın, kalından sonra. Hep bunlar böyle güzel. Akşamda da aynı şekilde. Kalından sonra kalın, kalından sonra kalın. Ama başka bir kelimeye baktığımızda mesela diyelim ki hışır derken de büyük ünlü uyum. Niye? Kalından sonra kalın I, kalın A, kalın E ama kalın ince E. Ne oldu bak? Bu kalın, bu kalın, bu kalın, bu ince büyük ünlüğüne uymuş oluyor. Demek ki kalın harflerden sonra, kalın ünlülerden sonra kalın ünlülerin gelmesi, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine biz büyük ünlüğü diyoruz. Bu cepte. Çok kolay bir konu yani. Mesela dönüyordu büyük ünlüğüne uymuyor. Niye? Ö ince, Ü ince, O kalın, U kalın patladı gitti. Şimdi diğer ses olaylarında ise yani ünlü düşmesi ya da ünsüz düşmesi gibi olaylarda ise şunu bileceğiz. Kelimenin köküne bakacağız. Güneş sözcüğünün kökü güneş zaten. Yavaş kök, yavaş kök. Yatmayanın kökü yat. Herhangi bir değişimi yok. Hazırlanıyordu. Hazırlanmak, hazırlanıyor. Burada bir değişim yok. Akşam, sis, ince, bir, tül, çevrem. Ha, bak burada zor bir şey var. Çevirmekten çevre olduğu için burada bir ünlü düşmesi var. Ama bunu bilmeyebilirsin sen ve zor gelebilir sınavda sana. Ama şimdi ben sana söyleyeyim. Çevirmekten çevrem. Uçsuz, bucaksız, ovayı, bak burada bir Y kaynaştırma harfi var. Y kaynaştırma harfi ova I değil, ova I olmuş. Örtüyor demiş. Örtmek örtüyor. Ve güneşin ışıltısını kesiyordu. Bulutlar aceleyle, acele ile yana aceleyle olmuş. Orada I kaynaştırma I harfiyle değişmiş. Birbirlerinin, burada yine bir N kaynaştırma harfi var. Yerini, yeri I değil, yerini olmuş. Kapma mücadelesi, yine burada bir kaynaştırma harfi var. Veriyordu. Ağaçların yaprakları hışırdarken yeşili yavaş yavaş hüzün ile, bak burada iyi ünlüsü düşmüş, siyaha dönüyordu. Demek ki burada gerçekten şuradaki ses olaylarını bulalım dediğimizde bir büyük ünlü uyumuna uyan kelimeyi söyleyebilirsin. Büyük ünlü uyumuna uyan kelimeler. Büyük ünlü uyumuna uyanlar. Mesela 3 tane örnek verdi sana hoca. Ne dersin? İşte güneş sözcüğünü verebilirsin. Büyük ünlü uyuyor. İnceden sonra ince gelmiş. Hazırlanıyordu sözcüğünü diyebilirsin. Kalından sonra kalın gelmiş. Veyahut da işte ince sözcüğünü verebilirsin. İnceden sonra ince gelmiş. Ama uymayanlar dese mesela ne diyeceksin? Dönüyordu, uymuyor. Hışırdarken uymuyor demen gerekiyor evladım. Şimdi bunlarla alakalı senin esasla kendine bol bol soracağım. Ne yapıyorsun şimdi hocam? Şimdi ben sana bazı sayfalar vereceğim. Bu sayfalar senin ödevin olacak Doğmuş. 0'dan 5'e kitabımızda Türkçe kısmını açtığımızda öncelikle şu kısımda bak deyimler ve atasözleri vardı ki sınavda cümlede anlamak. Sayfa 20-21, 22-23, 24-25, deyimlerin olduğu 26 ki buralara dikkat et. Buradaki sorulardan da benzeri gelebilir sınavda. 27-28-29 bunları bil. Parça anlamda eğer sana ana düşünceyi, yardım düşünceyi veya parça konuyu soracaklarsa bunlarla alakalı bilgileri mutlaka tekrar et, güzelce çalış Doğmuş Elhamin. Buradaki taktikleri de bir kez daha gözden geçir. Gelelim esas kısma, ses bilgisine. Yani senin sınavda çıkacak dediğimiz kısma. Sayfa 36 çok çok önemli. Buraya çok dikkat et Doğmuş. Aynı şekilde sayfa 38'deki ses olaylarına da çalış. Bak yaşasın kaynaşma harfleri, ulama falan burada. Ek kök birinci sınav konunuzdu. Ama birinci sınav konunuz olsa da bunları tekrar etmen senin için çok anlamlı. Yapım ek çekim eklerini mutlaka bil. Yazım kurallarına mutlaka hoca sınavda soracaktır. Bunları da bilmen gerekiyor evladım. Burada hocan eğer birazcık daha seçici soruyorsa, biraz daha ortanın üstüne soruyorsa, Zoru Bankası'ndan bazı sayfaları sana ödev vermek istiyorum. Zoru Bankası'nda hemen şu sayfalar Doğmuş Elhamin bak. Cümlede anlamın ilk testinin başladığı sayfa 20'den buralar deyimler, atasözleri mutlaka çalış deyimler, atasözlerine parça anlama. Ve sayfa 33'e kadar yani 34 parça yapı 33'e kadar mutlaka buradaki soruları çöz. Dil bilgisinde ise ses bilgisi konusu dediğimiz sayfa 38, 39, 40, 41. sayfadaki soruları mutlaka çözmelisin. Bunlar senin ödevin Doğmuş Elhamin benim. Bunları çalışırsan sınavdan iyi bir not alırsın. Of hocam bayağı da elinizi korkuya alıştırmadınız yani. Evet ek kökte birinci yazılı konumuz ama bir daha sorabilir hocam. O yüzden burayı da çalışkan öğrenciler için bir daha ödeyebiliyorum. Sayfa 50, 51, 52, 53'te ödevin. Hadi bakalım sınavda başarılar diliyorum. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Nerede ödüllü sorumuz? Burada. Hadi bakalım başarılar.